Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bayağı uzun bir ara vermiştim. Kanalımı uzun süredir takip edenler biliyordur. Uzun süredir diyetteyim. O yüzden böyle eski videoları falan birazcık yayınladım size. Böyle işte mantı videosuydu, işte körülü tavuk videosuydu falan filan. Ama şimdi artık sıra geldi yeni farklı videolar çekmeye. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Tamam, diyetteyim, dikkat ediyorum falan filan ama oturup da diyetteyim diye de böyle sası sası yemekler yemeyi ben sevmiyorum açıkçası. Özellikle de diyette olduğum dönemlerde ben daha böyle bol baharatlı, bol soslu yemeklere, işte daha bir tadını alabildiğim yemeklere yönelmeyi tercih ediyorum. Bu da yemeklerime aşırı yansıyor. Bugünkü tarifim de tam olarak bu kafa yapımı gösteren bir tarif. Sizinle bugün Portekiz'in meşhur peri peri sosunu yapacağız. Buna pili sosu da diyorlarmış galiba. Ben de daha yeni öğrendim ama acı sevmeyen ben bile gerçekten neredeyse her gün yiyecek hale geldim. Çok 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 güzel bir sos. Hazırsanız başlayalım. Malzemeleri sayayım. Öncelikle şöyle bir tam soğana ihtiyacınız var. 2 tane kapya biber ve 4 tane çili biberi. Bildiğiniz şöyle kırmızı, bol acı çili biberi kullanacağız. Bu evde yoksa arkadaşlar hiç sorun değil. Şu küçük atomlar için kullandığımız böyle küçük biberler vardır ya, cin biberleri. Onları da kullanabilirsiniz. Şimdi bunun dışında ne kullanacağız? Normalde buna 5 sarımsak falan atıyorlar. 5 diş sarımsak falan ama ben açıkçası o kadar sarımsak atmıyorum. Benim için 3 diş gayet yeterli oluyor. Şöyle 1 çay bardağı kadar sirke. Daha ekşi sevenler daha fazla atabilir. Benim için yeterli oluyor. Bir tam limon, daha sonra bir yarım limon daha sıkıp üstüne ekleyeceğiz. Onu anlatacağım. Bir çay bardağı kadar da zeytinyağı yeterli oluyor. Şeker ve tuz da ekleyeceğiz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce şu soğanımızı ikiye böldük. Daha önceden ısıttım, tavaya atıyoruz. Diğer kapya biberleri de şöyle keselim. Mümkünse şu içindeki şu beyaz beyaz yerler var ya, onları da ayırın. Onlar hiçbir işimize yaramayacak. O yüzden atıyorum. Bunları da közleyelim. Sosun en can alıcı noktası bu közleme işlemi arkadaşlar. Şunları ben hızlıca atayım. Şimdi kapyaları közlüyoruz, soğanları közlüyoruz. Bir yandan da acı biberlerimizi, çililerimizi şöyle küçükçe keselim. İçinden çekirdeklerini alacağız. Yine o beyaz yerlerini alacağız. Onları da közlüyoruz. Şöyle kontrol edelim. Güzelce kararıyor. Soğanlarımız güzelce renk değiştirdi. Şunu biraz daha devam edelim. Güzelce közlendi gördüğünüz gibi şeyler. Kapya biberlerde. Evet, şimdi bütün közlediğimiz malzemeleri olduğumuz için aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bir kere şu acılığı bastırmak için birazcık tatlı ekliyoruz. O yüzden bir yemek kaşığı kadar burada şekerim var. Onu ekliyorum. Aa, işte bunun içinde şeker var, diyete uymaz falan filan diye düşünmeyin. Yani çok eser miktarda bir şeker oluyor bu. İçine 3 diş sarımsak atacağım.
Sarımsak tozunu daha fazla isterseniz tabii ki siz 4 ya da 5 diş de sarımsak atabilirsiniz. Tarif bayağı kaldırıyor. Benim biraz iri iri sarımsaklarım zaten. Ben o yüzden 3 diş yeterli olur diye düşünüyorum. Baya baksan da yani 2 diş kadar. Tek bir dişi var yani sarımsak. Şimdi sirkemizi koyuyoruz. Limonumuzu koyuyoruz. Dediğim gibi bir tam limon, bir çay bardağı sirke. Daha fazla ekşilik isterseniz sirkenin miktarını bir su bardağına kadar arttırabilirsiniz. Bence gayet yeterli oluyor. Ve tuz koyacağız. O da bir yemek kaşığı kadar olacak. Hatta bir küçük yapalım biz onu. Şimdi bunu önden bir çekeceğiz güzelce. Tamamdır. Şimdi bunu güzelce çektik. Şimdi ne yapacağız? Az önceki tavamıza yine altını açalım. Sosumuz ilk başta şöyle gözüküyor arkadaşlar. Salsa sos gibi. Dediğim gibi benim rondom birazcık güçsüz olduğu için daha tane çekiyor. Şimdi sıcak tavaya bunu güzelce döktük. Birazcık suyunu salsın. Yani suyunu uçursun. Daha sonra tekrar rondoya alacağız. Son kalan limonunu, gerekirse tuzunu ve zeytinyağını ekleyip tekrar rondodan çekeceğiz. Burada bir 3-4 dakika takılsın. Ben bunu biraz şimdi pul biber ekleyin. Tatlı kapya biber. Biraz da kekik. Cidden çok yakışıyor. Şimdi suyunu uçurduk. Tekrar kabımıza sosumuzu alıyoruz. Şu an yediğiniz acı boğazıma kaçtı. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Zeytinyağımızı ekliyoruz. Ve diğer kalan yarım limonumuzu ekliyoruz. 1,5 limon kullanıyoruz arkadaşlar. İlk bir tam limonu ilk etapta kullandık. Şimdi kalan yarımını ekledik. Şimdi kapatıyoruz. Tekrar şunun renginin mükemmelliğine bakar mısınız? Ateş turuncususu oldu. Turuncususu denmez. Turuncusu. Evet, şimdi bir tadına bakalım.
Arkadaşlar biraz acısı az geldi bana. Normal acı pul biber döküyorum. Güzel kaşığımızı alalım. Tadım yapmadığımız. Şimdi mesela arkadaşlar bunun acısı şimdi bana olduğu gibi az geldiyse dediğim gibi pul biber de koyabilirsiniz. Bu cin biberlerden de bir tane atıp tekrar ıslatabilirsiniz. Gayet çözümü var her şeyin. Benim çiller biraz acı değilmiş sanırım. Evet arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Gördüğünüz gibi soslu yapmak aşırı kolay. Tüm yemeklerin yanında kullanabilirsiniz. Bütün et yemeklerine aşırı yakışıyor. Balıklarda çok gideceğini zannetmiyorum. Ama et, tavuk, köfte hepsiyle çok yakışıyor. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Düşünün yani acı sevmeyen bana oturtup yani bayağı acı yedirtiyor. Hatta aa bunun acısı azmış diye gördüğünüz gibi acı da koydum. Peki bunu nasıl saklayacağız? Şimdi bu kadar yaptık bunun hepsi yenecek mi? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yani burada 350 ml kadar sos var. Bayağı hepsi biter. Öyle söyleyeyim böyle 2-3 kişiyseniz falan. Yersiniz yani o kadar lezzetli. Ama olduğu yiyemedik. Ne yapacağız falan diyorsanız şöyle güzel sterilize ettiğiniz bir kavanozda koyun. Ağzını sıkıca bağlayın. O şekilde 3 hafta dolapta dayanır. Şöyle ters çevirip kaynar suda birazcık da işte konserve usulü şey kaynatırsanız da bir yıla kadar falan dolapta saklayabilirsiniz. Ben zaten bunu 3 hafta içinde bizde kalmaz bile. O yüzden kavanozu alıp direkt dolaba alacağım. Umarım tarifimi denersiniz arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gitmiştir. İnşallah beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, aşağıdaki like tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Ve bir de lütfen deneyin. Gerçekten çok lezzetli bir sos. Dediğim gibi böyle hatta smoothie yapma makineniz varsa onu da yapın. Daha da böyle pürüzsüz bir sosa dönüşür. Benimkinin yeterli olmadığı için böyle pütürlü oluyor ama emin olun yeterli bir onluğunuz yoksa da sorun değil. Yani böyle pütürlü olduğunda da inanılmaz lezzetli oluyor ama lütfen deneyin. Likelamayı, abone olmayı, kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.